Uluslararası savunma sanayi fuarında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çok sayıda ürün hafta boyunca sergilendi. Bugün İDEF'in de son günü. Şimdi detayları alacağız. Arkadaşımız Merve Güneş bizleri bekliyor. Merve, çok keyiflidir fuarlarda bir gazeteci olmak, muhabir olmak ama şimdi bizim ürünlerimiz de boy gösteriyor ki muhteşem. Birçok habere imza attınız. Teşekkür ediyoruz ekibinle birlikte. Son günden neler aktarabilirsin bizlere? Cengiz, sen gerçekten hafta boyunca aslında söyledik, dünyanın gözü kulağı, özellikle savunma sanayi alanında ilgili olanların gözü kulağı İstanbul'da İDEF'teydi hafta boyunca. Çünkü uluslararası alandan çok yoğun bir katılım vardı. Son gün olmasına rağmen yoğun katılım aslında halen devam ediyor. Bugün de fuar için aslında önemli bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını bekliyoruz. Bugün kapanış oturumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Öğleden sonra bu noktada olacak ve törende yer alacak. Diğer yandan gerçekten inanılmaz bir katılım vardı. Uluslararası heyetler buradaydı. Genelkurmay başkanları, özellikle bakanlar düzeyinde katılımcılar bu noktadaydı. Yoğunluk hala devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Edeva Ali Koçdemir biraz etrafı göstersin istiyorum sizlere. Hafta boyunca aslında hem kara araçlarını hem hava araçlarını, deniz araçlarını ekrana getirdik ama her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Bu fuar yalnızca bu araçların sergilendiği bir fuar değil. Aynı zamanda Türkiye artık savunma sanayisiyle bu araçlara, platformları hazırlayan, motorlarını, malzemelerini, içindeki en ufak parçalara kadar hazırlayan bir ülke konumuna geldi. İşte fuarda o firmaların standları da yer alıyor ve dünya pazarını açtıkları bu alanda da ilgilerini, meraklarını aslında burada görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Biraz fuarın detaylarından, rakamlarından da bahsedelim istiyorum. 51 ülkeden üst düzey yetkili geldi. Heyetler katıldı bu fuara hafta boyunca. Özellikle 26 bakan, 21 bakan yardımcısı, 7 genel Kurmay Başkanı ve 25 kuvvet komutanı yurt dışından aslında katılım sağladığını belirtelim. 81 ülkeden ve 3 uluslararası kuruluştan toplamda 189 heyet aslında hafta boyunca bu noktadaydı. Yoğun katılımı söylemeye çalışıyoruz ve alanın özellikle önceki yıllara göre çok daha büyük olduğunu aktarmaya çalışıyoruz ama gerçekten herkesin söylediği, özellikle yaptığımız röportajlardan da anladığımız, hem anlaşmalar, işbirliği görüşmeleri çok yoğun olmuştu. Ancak 15 senenin ardından, daha doğrusu 2 yılda bir düzenlenen bir fuar. 15 yıl düzenlenen bu fuarın 16. yılı artık. 16 yılın üzerine bir rekor kırıldığını şu noktada söyleyebiliriz. Rakamlar elbette önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak alan olarak baktığımızda toplamda 43 bin metrekarelik bir alan kullanıldı. Ve şunu da özellikle belirtelim. 1500 yerli firma vardı aslında bu noktada. Ve özellikle 700'ün üzerinde de uluslararası firma yine bu noktadaydı. Bulunduğumuz alanda hem aslında o platformlardan, hem kara araçları, hava araçları, deniz araçları gibi platformlardan oluşan ürünlerin sergilendiği bir alan. Arka tarafta da aynı zamanda o uluslararası katılımcıların, ülkelerin de aslında standları bu noktada yer alıyor. Belirttiğim gibi tekrar hatırlatalım, öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktaya gelmesini ve kapanış oturumunu kendisinin gerçekleştirmesini bekliyoruz diyerek fuardan sözü sana bırakalım Cengizhan.